Bir teknenin başına gelebilecek en kötü olaylardan bir tanesi de ozmozdur. Ozmozun olma nedenleri, üretim hataları, darbeler ve bunların neticesinde yapılan yanlış bakım uygulamalarıdır. Genç teknelerde ozmozun olma ihtimali kompozit malzemelerin yeni teknolojilerinden dolayı daha az görülürken, yaşlı teknelerde ozmozun olma ihtimali biraz daha fazla görülmektedir. Ozmoz kontrolü için tekne her sene karaya kaldırılır. Yüzey komple kontrol edilir. En ufacık bir çatlak bile önemsenmelidir. Nem ölçerle tüm yüzeyin röntgeni çekilir. Ozmoz dışarıdan alınan suyla sadece olmaz. Teknenin içinde sintinedeki sular da önemsenmelidir. Sintine daima temiz ve kuru olmalıdır. Burada bir benzetme yapmak istiyorum. Ozmozu kanserli hücreye benzetiyorum. Yüzeyde portakal kabuğu gibi bir yüzey bozukluğuyla karşı karşıya kalabiliriz. Veya daha derin vakalarda su kabarcıkları görebiliriz. Tekne kompozit malzeme ve onun üzerinde bir jel kot yapısıyla imal edilmiştir. Eğer ozmoz jel kot kısmındaysa bu jel kot kaldırılır ve yeni bir jel kot uygulaması yapılır. Bazı durumlarda ise durum daha vahimdir. Kompozit malzemede bir ozmoz uygulaması vardır. Bunun için buranın daha derin bir şekilde kaldırılması, elyafla bunun kapatılması, en son aşamada da jel kotla yüzeyin tam ve pürüzsüz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.